röportaj yapacağım, anladın mı? Yaptım da. Hadi tamam, arayacağım seni. Ne diyeyim ben, ne diyeyim, ne diyeyim, takdirin aynı işi. Hiç. Ne zaman gitsem hiçbir şey demezdi. Güler yüz tatlı değildi. Hep hiçbir iş kötülüğünü görmedi. Hep gündelik işçiliğe mi gidiyordu arkadaşlar? Yaprak toplamaya gidiyorlardı ya. Yaprak toplamaya. Ne zaman da toplamaya gidiyorlardı? Hep aynı yere mi gidiyorlar? Evet. Kendi bağlarını toplamaya. 15 gündür aynı yere. Aynı yere gidiyorlardı. Bunlar kendilerin birlikte oluyordu yoksa başka bir çare yok. Kendi köyde birlik oluyorlardı. Peki arabayı kim kiraladı size veya kendileri mi kiraladı? Kiralama kendileri onlar. Kendileri kiraladılar arabayı. İşverene doğru gittiler. Evet. Ya kol garat işte, sen beni çağırdın, ben seni hadi ya senin hadi, araban var, götürüyorsun kirasından. Ondan sonra acıma yövmiyesini veriyorsun. Bağ olanda bağının kolu toplanı, yaprağı açılı, üzüm açılı. Evet. Götürüyorlar. Şimdi bu kaç gün sürecekti bu bağ yaprak toplanı? Bayrama kadar bile devam eder. Peki bayramdan sonra nereye gidiyor? Nereye gidiyorlardı? Ondan sonra evinde bir ay sonra da üzüm kesmeye çıkarlardı. Üzüm kesme. Hep böyle gündelik yollar. Gündelik ne kadar alıyorlardı biliyor musunuz fiyat? Herkes toplayabilişine göre kiloyla. Günde ortalama mesela 40-50 milyon oluyor. Mesela var mı ortalama bir fiyatları? 30-40 kilo topluyorlar, 50 kilo topluyorlar, 1,5 milyon kilosu yaprağı. Toplayabildiğine göre para alıyor. Normalde Gölmanlı civarında mı gidiyorlardı bunlar? Yok, normalde değil. O grup oraya gidiyor. Ha, o grup oraya. Köyden daha kaç kişi gidiyor bu şekilde böyle? Herkes kendi bağlarında, köyün etrafında. He, o tarafta. Kendi bağını açıyorlar. Böyle toplamaya gidiyorlar. Yetim çocuklar bıraktı. Ayşe Yaşar'ın kaç çocuğu var? İki oğlu vardı. Hepsinin de çocuğu var. Birinin 4 tane, küçük hepsi. Bu Nesrin Aydın, yeğeninizin hamile falan değildi değil mi? 3,5 milyon liradan. Araba şey... ne yapacaksın amca, muhtaçlık oldu mu gidiyorduk, hep gidiyorduk. 1,5 milyon atsa bari 4'te kalkıyorduk evden de 1 saatlik yola geliyorduk. Kaç kilo toplarsın? Bayram geliyor, ne yapsın? 20 kilo toplayan var, 50 kilo toplayan var, 30 kilo toplayan var. Bayram geliyor diye ne yapsın millet? Herkes şeyi için. Hepimiz çalışsın. Çalışmak ayıp değil ki. Gittiler, bir daha gidemeyecekler. Bir daha göremeyeceğiz gari Allah'ım. Dayanma gücü ver bize ya Rabbim. Hangi birine dayanalım kelime? Hangi birine? Abama mı dayanayım? Gelinimize mi dayanayım? Kızımıza mı dayanalım? Hangi birine dayanalım? Ay elime. Katliam gibi bir yerden 4 tane insan ya. Bir çocuk kaldı. Allah'ım kurban olurum Allah'ım. Hangi birine dayanalım? 3 tane ay, 3 tane. Çocuk kalan aile hangisi abladın? Tek çocuk kalan. Seyda Aydın'ın oğlu da aldı beni. Şimdi... Geçin babamı! Ababı beni yalnız bırakın! Herkes beni! Herkes beni!
yapacaksın dedim. Bak dedim, bak dedim, beni dinlemedi. Beni dinlemedi. Bak dedim, bak dedim. Sen yapacaksın dedim, kurbansın. Kafeydeydin elinde, bak kimler arayacak beni bundan sonra. Böyle ben de yapmayın, kalkmayın değil mi? Beni kızdırayım şunu, ben bir telefon açayım da demiş. Her gün beni kızdırıyordu telefonlar açıydı da gittik kimler kızdıracak beni? Allah'ım, Allah'ım sabır ver yarabbim. Yatıp dururlar burada. Ne zamandan beri gidiyorlar? Bir aydan beri. Bir aydan beri. Evet. Ne topluyorlar? Yaprak, bağ yaprağı topluyorlar. Bağ yaprağı topluyorlar. Evet. Sabah kaçta çıktılar ki? 5-6 gibi çıkıyorlar işte evden. 5-6 gibi çıkıyorlar. Saat 2 gibi geliyorlar.